Evet, muhtarım yine yağmurlarla birlikte kesir çayı yapacağını yaptı. Neler söyleyeceksiniz? Burası Kisir Kulaklıgaya mevki, toposal alanda Kulaklıgaya mevkisi, dere su işleri nezdinde kum ocağı mevkisi. Aynı yer 100 metre. 7. sefer patladı. Bu patlayan yere bölge müdürü, 211 şube müdürünü defalarca izah ettik. Bölge müdürünü buraya kadar getirdik. Dediler ki yapacağız. Dedi ki bir daha patlatırsa ne yapacağız? Yaparız dediler. Şu anda patlatılan alan 100 metrelik alandan 100 dönüm arazimiz sular altında kalmıştır. 100 dönüm arazinin Kisir'e maliyeti 1000 paket arpa otu. 1000 paket arpa otunun hesabını yaparsan 50 bin lira. Vatandaşın cebinde 5 kuruş para yok. Devlet su işleri, eğer ki devlet su işleri şu 100 metrelik alanı yapamıyorsa ben köy köy dolaşıp para toplayacağım. Benim devletim Marmara'yı döşedi denizin altından. 100 metrelik alana taşlayamıyorsak biz para toplayalım. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne kamyonlarımızı getirelim. Bu kamyon geçmez dediler. Bu yolda kamyon geçiyor. Yolumuz açık. Sıkıntı Memma'nın başlangıcı değil, Memma'nın sonundan taşlanarak gelmesi ve Kisir Ovası 2400 dönüm. Bu her yağan taşkında böyle yerler patlayacaksa biz köyden göçelim. Tüm yetkililere buradan sesleniyorum. Bizim burada 2400 dönüm arazi. Ya da adam başı 10'ar dönüm. Bu 10'ar dönümü biz Kisir çayında sahip çıkamıyorsak ben diyecek bir şeyim yok. Evet. Ha, burada sözüm valiye, kaymakamımıza değil. Valimiz ve kaymakamımız yanımızda olmasına rağmen devlet su işleri bizden uzaklaşıyor. Buradaki sorun devlet su işlerinin yetkililerinin 100 metre ya. 100 metre. Adam başı birer taş döksek bir yaparız. Yani yormaya konuşalım, şeyin devlet su işlerinin sorumluluğu evet. Altında. Şu anda arpa planı hepsi gitti. Gitti. 1000 paketin maliyeti çıkaralım. Zarar ne kadar ortalama? Ortalama 1000 paket. Bunun maliyeti dökersek 50 bin lira. Ya bu sene, bu sene 15'ten yukarı arpa planı paket zaten. Evet. 20 civarında falan olur yani. Bu adamın 300 paket gitti.